Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış olan Tuleyha bin Huveylid'den bahsedeceğim ve biraz onu aynı zamanda peygamberlik iddiasıyla ilgili haberleri dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Tuleyha, Arabistan'ın kuzeyindeki Necit bölgesinde meskun olan Benu Esed kabilesinin şefidir ve Hz. Muhammed'in vefatına doğru peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış bir isimdir. Özellikle de Hz. Muhammed'in vefatıyla beraber kabilesi arasında ciddi bir taraftar bulmuş, diğer kabileler de ona katılmışlar ve önemli bir güç olarak ortaya çıkmış, Medine'yi tehdit edecek boyuta varmıştır. Dolayısıyla da biraz ondan ve onun ortaya çıkışıyla ilgili siyasi zeminden söz etmek istiyorum. Hakkındaki bilgilere bakılırsa Tuleyha cengaver bir savaşçı, aynı zamanda kahinlik ve şairlik özellikleri olan bir isimdir. Asıl adı Talha olmakla beraber peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı için onu tahkir etmek veya küçük görmek amacıyla Talhacık anlamına gelen Tuleyha ismiyle meşhur olmuştur. Tıpkı daha önceden ifade ettiğimiz üzere Mesleme'ye de Müseylime dendiği gibi Talha'ya da Tuleyha denmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. Tuleyha'nın kabilesi Benu Esed öteden beri Kureyş'in müttefikiydi. Bu yüzden Tuleyha ve Benu Esed kabilesi Hz. Muhammed'e karşı düşmanlıkta Kureyş'le ortak hareket etmiştir. Nitekim de Uhud Savaşı'nda büyük bir bozgun yaşanınca Tuleyha ve kabilesi bu durumu değerlendirmek istemiş ve bir başka müttefik kabile olan Gatafan kabilesinin Fezare kolu vardır, alt kollarından birisidir. Onun şefi Uyeyne bin Hısın ile bir araya gelip boşluğu değerlendirmek istemiş ve Medine'ye saldırı planı hazırlamıştır. Ki Uhud Savaşı'ndan sonra Erreci ve Bir Maune gibi bir takım olaylar da yaşanmıştır. Yani zor bir durumdaydı Hz. Muhammed Medine'de ve bu durumu değerlendirip Medine üzerine saldırı planı yapmıştır. Resulullah Tuleyha'nın Medine'ye yönelik saldırı hazırlığında olduğu haberini alınca hiç vakit kaybetmeden hemen karşı hamleye geçmiş ve Ebu Seleme önderliğinde bir birlik hazırlayıp bu birliği Tuleyha veya Benu Esed kabilesi üzerine göndermiştir. Rivayetlere göre birlik Benu Esed kabilesinin su kuyusu olan Katan mevkiine kadar gelmiş ancak herhangi bir kimse karşısına çıkmamıştır. İddialara göre üzerlerine ordu geldiğini haber alan Tuleyha ve taraftarları dağılmış, bu itibarla da herhangi bir çatışma olmadan geri dönülmüştür. Hz. Muhammed'e karşı düşmanlığını sürdüren Tuleyha, Hendek Savaşı'nda yine karşımıza çıkmaktadır. Bu savaşta müttefik oldukları Kureyş'e destek vermiş ve Benu Esed kabilesinin birliklerinin komutanlığını yapmıştır. Bu sefahattan sonra Tuleyha'nın ismine Medine'ye gelen bir elçilik heyetinde rastlıyoruz. İbn-i Sad'ın verdiği bilgilere göre Tuleyha'nın da içinde yer aldığı Benu Esed kabilesinden bir heyet 631 yılında Medine'ye gelmiş ve Hz. Muhammed'le görüşmüştür. Görüşmede heyetin sözcüsü olan Hadrami bin Amir, kurak ve karanlık gecelerde yollara düştüklerini dile getirmiş, yolculuğun meşakkatli ve zor geçtiğine dikkat çekmiş ve bunun kıymetinin bilinmesini istemiş, bir anlamda Hz. Muhammed'i töhmet altında bırakmaya çalışmıştır. Konuşmasını şiirle sürdürünce Resulullah da ona karşı Âlâ suresinden bazı ayetleri okumuş ve karşılık vermiştir. Rivayetlere göre Resulullah devam etmek isteyince sakın ilave yapma diye karşılık vermiş ve daha fazla ayetleri dinlemek istememiştir. Diğer yandan heyet üyelerinin kaba ve saygısız davranmaları nedeniyle Resulullah'ın bundan rahatsız olduğu, hatta bu konunun Hucurat suresine yansıdığı, ki bu sürede Resulullah'la görüşmeye gelen kabile mensuplarının kaba davranışlarından bahsedilmekte ve bu davranışları yerilmektedir. Kimi yorumlarda bu ayetler Benu Esed kabilesine mensup heyetle ilişkilendirilmiştir. Ancak değişik kabilelerle de ilişkilendirildiğini belirtelim. Nitekim Temim kabilesiyle alakalı olduğuna dair de bazı iddialar vardır. Sonuçta Benu Esed kabilesinden bir heyet Medine'ye geliyor, Hz. Muhammed'le görüşüyor. Her ne kadar kaba saba davranmışsalar da birkaç gün Medine'de kalıyorlar ve Hz. Muhammed'e bağlılık bildirip yurtlarına dönüyorlar. İddialara göre Resulullah onlara bir de yazı düzenlemiştir. Yazının içeriği hakkında fazla bir bilgi yok ancak
uyacakları kaideleri ve ödeyecekleri vergi miktarlarını belirten, düzenleyen bir yazı olduğundan bahsedilmektedir. Tuleyha'nın ismi asıl bu safahattan sonra ortaya çıkmaktadır. İddialara göre yurduna döndükten sonra Tuleyha, Hazreti Muhammed'i taklit ederek kendisi de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış ve etrafına hatırı sayılır bir de güç toplamıştır. Özellikle de Medine'ye geldikten sonra böyle bir iddia ile ortaya çıkmasına bakılırsa büyük oranda Hazreti Muhammed'den etkilendiği veya onu taklit ettiğini anlıyoruz. Ayrıca Medine'ye vergi vermek istemediği, keza kendisinin hırslı bir kabile reisi olduğu gibi iddialar da vardır. Nitekim Kureyşli bir peygambere tabi olmak yerine kendisinin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığına dair çeşitli yorumlar vardır, iddialar vardır. Hatta ona tabi olanlar da hem Kureyş'in peygamberi öldü, bizim peygamberimiz yaşıyor. Ne diye biz Kureyş'in peygamberinin peşinden gideceğiz diye ona tabi olmuşlardır. Dolayısıyla Tuleyha'nın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmasının arka planına bakıldığı zaman adeta peygamberliği siyasi statü gibi görmüş ve Hazreti Muhammed gibi peygamberlik üzerinden güç devşirmeye çalışmıştır. Müttefikleri olan Gatafan ve Tay kabileleri mensupları da benzer sahiplerle ona destek vermişlerdir. Az önce söylediğim gibi Kureyş'in peygamberi öldü, bizim müttefikimizin peygamberi yaşıyor. O yüzden niçin gidip de Kureyş'in ölmüş peygamberine tabi olalım? Bizim müttefikimizin peygamberi üstelik yaşıyor, biz de onun yanında yer alacağız diye Gatafan ve Tay kabileleri mensupları da ona destek vermişlerdir. Hazreti Muhammed Tuleyha'nın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığını duyunca aynı kabileden olan ve daha önce İslam'ı kabul eden Dırar bin el-Ezver'i üzerine göndermiş ve onu vazgeçirmeye çalışmıştır. Ancak Tuleyha Resulullah'ın teklifini kabul etmemiştir. Dırar henüz Medine'ye dönmeden Hazreti Muhammed'in vefat haberi gelince Tuleyha'nın iddiası daha da etkili bir karşılık bulmuş ve kısa sürede ciddi bir güç odağı olarak ortaya çıkmıştır. İlk önce kabile mensupları onun etrafında toplanırken eskiden beri müttefikleri olduğu Tay ve Gatafan kabileleri de ona destek verince bir anda Medine için en ciddi tehditlerden birisi haline gelmiş ve böylece Tuleyha'nın peygamberliği etrafında toplanıp Medine üzerine saldırı planları yapmaya başlamışlardı. İbni Kesir'in verdiği bilgilere bakılırsa Tuleyha peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca kardeşini Medine'ye göndermiş ve Hazreti Muhammed'e anlaşma teklif etmiştir. İddialara göre Resulullah elçiyle görüştüğü zaman ona vahiy getirenin adı nedir diye sormuş. O da yalan söylemeyen, hainlik yapmayan zünnundur karşılığını verince Hazreti Muhammed bundan fazlasıyla rahatsız olmuş ve iddialara göre onu Medine'den kovmuştur. Az önce de ifade ettiğim üzere Tuleyha'nın hareket tarzına ve iddialarına bakılırsa büyük oranda Hazreti Muhammed'i taklit ettiği görülür. Nitekim tıpkı onun gibi kendisine de Zünnün adlı bir varlığın vahiy getirdiğini iddia etmiş, bunun yanında bu varlığın zaman zaman Cebrail olduğunu da söylediğine dair çeşitli iddialar vardır. Zaten kendisinin de şairlik özelliği vardır. Bu yüzden bir takım secili sözleri söylemiş ve bunları kendisine gelen vahiyler olarak millete sunmuştur ve etrafını da bu yolla etkilemiştir. Tuleyha ayrıca kendisine göre bir de şeriat belirlemiştir. Mesela namazlarda ruku ve secdeyi kaldırmış, taraftarlarına ayakta ve oturarak Allah'ı zikredebileceklerini söylemiştir. Onun peygamberlik iddiası özellikle de Hazreti Muhammed'in vefatıyla birlikte daha da yayılmış ve geniş kitlelere doğru ulaşmaya başlamıştır. Diğer yandan Resulullah'ın vefatıyla birlikte Arabistan'ın her bir tarafında kabile isyanları başlayınca ve kabileler Medine ile bağlarını koparınca hemen her birisi adeta Medine'nin düşmanı haline gelmişlerdir. Nitekim idareyi devralan Hazreti Ebubekir toplayabildiği kuvvetlerle beraber Gatafan'ın alt kollarından olan Benu Fezare kabilesinin üzerine yürümüş ve bu kabile mensuplarını Zülkıssa denen bölgede kıstırıp mağlup etmiştir ki bu adeta bir dönüm noktası niteliğindedir. Şayet bu başarı kazanılmasaydı bütün kabilelerin Medine üzerine yürümeleri muhtemeldi. Dolayısıyla son derece kritik bir mücadeledir. Evet, küçük çaplı bir mücadele olmasına rağmen son derece önemlidir. Rivayetlere bakılırsa Hazreti Ebubekir Zülkıssa'daki başarıdan sonra Benu Esed kabilesini hedef seçmiş,
Ancak kendisi buradan Medine'ye dönmüştür. Halid bin Velid'i bu kabile üzerine göndermiştir. Halid'in yanı sıra Tay kabilesinin şefi olup İslam'ı kabul eden eski Hristiyanlardan Adi bin Hatim'i de kendi kabilesi üzerine göndermiş ve bu yolla onları Tuleyha'dan koparmaya çalışmıştır. Çünkü Esed kabilesiyle Tay kabilesi müttefikti. Az önce de söylediğim gibi bu kabile Tuleyha'nın yanında yer almıştı. Dolayısıyla Adi bin Hatim'i kabilesi üzerine gönderip onları isyandan vazgeçirmeye çalışmıştır. Nitekim Adi bin Hatim Tay kabilesine varınca yaptığı ön görüşmelerle beraber Tay ve Cedile kabilesinin mensuplarını ondan ayırmış ve bu kabilenin ileri gelenleri Medine'ye bağlılıklarını bildirmişlerdir. Sayı belki abartı olabilir ancak yaklaşık 1000 kişilik bir süvari birliğin Tuleyha'dan ayrılıp Halid bin Velid'in safına geçtiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Halid bin Velid Benu Esed kabilesinin yurduna yaklaşınca Ukkaşe bin Mihsan ile Sabit bin Akrem'i keşif amaçlı olarak göndermiştir. Bu iki isim yolda Tuleyha'nın kardeşi Hibal'e rastlıyorlar, onu sorguluyorlar ve Tuleyha'nın hareketiyle ilgili bilgiler aldıktan sonra da bu adamı öldürüyorlar. Tuleyha da bunun üzerine diğer kardeşi Seleme ile beraber peşlerine düşmüş ve yakalayıp bu iki ismi öldürmüştür. Neticede Halid bin Velid Tuleyha'nın Buzaha mevkiinde karargah kurduğunu öğrenince buraya yönelmiştir. İddialara göre Buzaha'da Tuleyha'nın etrafında takriben 6000 kişilik bir kuvvet vardı ve bunlardan 700 kadarının ise Benu Fezare'ye ait olduğu, başlarında da Uyeyne bin Hısn'ın bulunduğuna dair çeşitli rivayetler vardı. Bu arada Benu Süleym gibi veya Benu Amir gibi kimi kabilelerinde iki taraf arasındaki mücadelenin neticesine göre saflarını veya durumlarını netleştirmek üzere beklemekte olduklarına dair de çeşitli iddialar var. İddialara göre Halid bin Velid Buzaha'ya geldiği zaman Tuleyha'ya bir elçi göndermiş ve onu itaate davet etmiştir. Ancak Tuleyha teklifi reddedip kendisini de tek Allah'a inandığını, onun tarafından gönderilen elçi olduğunu, Hazreti Muhammed'e vahiy geldiği gibi kendisine de vahiylerin geldiğini ileri sürmüş ve elçiyi geri göndermiştir. Hatta elçinin de ona itiraz ettiği söylenir. Bu esnada yanında bulunan Uyeyne bin Hısın ise sen Tuleyha'nın nebiliğini mi sorguluyorsun? Sen de biz de Hazreti Muhammed'e geleni de gördük şeklinde müstehsi bir dil kullanmış ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğiyle alay ettiği gibi Tuleyha'nın peygamberliğini desteklemiştir. Oysa bu Uyeyne Mekke'nin fethi öncesinde Hazreti Muhammed artık yenilemez bir güç olarak ortaya çıkınca orduya katılmış, Mekke'nin fethinde bulunmuş, Huneyn Savaşı'na katılmış ve Hazreti Muhammed'in yanında yer almıştır. Hatta Medine'ye döndükten sonra Resulullah onu Benu Temim kabilesi üzerine komutan tayin etmiştir ve bu kabileden bir takım esirleri alıp Medine'ye dönmüştür. Bu adam oldukça karanlık bir kişiliğe sahiptir. Detayına girmeyeceğim, konu dışı olduğu için videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Neticede Tuleyha itaat teklifini reddedince iki taraf savaş meydanında karşı karşıya gelmiş. Halid bin Velid ani bir saldırıyla Tuleyha'nın merkezi güçlerini büsbütün dağıtmış ve kontrol kaybolmuştur. İddialara göre Tuleyha o sırada çadırında abasına bürünüp vahiy gelmesini beklemeye başlamış. Müttefiki Uyeyne ise gidişatın aleyhlerine döndüğünü hatırlatarak Tuleyha'dan müdahale etmesini istemiş. O da vahiy gelmesini beklediğini dile getirip sabırlı olmasını tavsiye etmiş. Uyeyne ise gidişatın daha da kötüleştiğini görünce ne zaman vahiy gelecek diye ısrar edince Tuleyha da vahiy diye ona senin de onun değirmeni gibi bir değirmenin ve unutamayacağın bir günün var şeklinde bir açıklama yapmış. Duyduklarına ikna olmayan Uyeyne bunların vahiy olamayacağını ileri sürmüş ve Tuleyha'nın bir yalancı olduğunu ilan edip taraftarlarına seslenmiş ve ondan ayrılmıştır. Taberi ve Belazuri gibi kaynaklar bu konuyla ilgili uzun uzadıya açıklama yaparlar. Detayını görmek isteyen buralara bakabilir. Bu çözülmeden sonra Benu Esed mensupları da dağılınca kontrol büsbütün kaybolmuştur. Umudunu kesen Tuleyha da taraftarlarına seslenip herkes kendisini kurtarsın, herkes başının çaresine baksın diye çağrı yapmış ve kendisi de savaş meydanından kaçıp gitmiş, izini kaybettirmiştir. İddialara göre onun Gassanilerin bir alt kolu olan Benu Cefne'ye veya Cefne oğullarına sığındığından bahsedilir. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir'in vefatına kadar
Kelp kabilesinin yanında kaldığına dair de bir başka iddiadan söz edilmektedir. Tuleyha ve taraftarları dağıtılınca bu savaşın neticesine göre tavırlarını belirlemek üzere bekleyen Benu Amir, Benu Süleym ve Hevazin kabileleri gibi çeşitli kabileler veya bunların alt kollarının Medine'ye bağlılıkta karar kıldıklarından bahsedilir. Aynı şekilde Benu Esed ve Gatafan kabilelerinin de Halid bin Velid'e bağlılık bildirdiklerini belirtelim. Halid bundan sonra bir başka sefer için yola çıkacaktır. İddialara göre Halid halktan biat alırken isyan edip halka zarar veren ve özellikle de Müslümanları öldürüp bunların cesetlerine işkence edenlere hak ettikleri türden cezalar vermiş ve kimisini öldürmüştü. Sonuçta Hazreti Ebubekir döneminde Tuleyha'nın hamlesi boşa çıkmış ve kabilesi Benu Esed ile müttefiki olan Gatafan'ın Benu Fezare kolu tekrar Medine'ye bağlanmıştı. Tuleyha da yaptığına pişman olmuş ancak Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde Medine'ye gitmeye cesaret edememiştir. İddialara göre Hazreti Ömer halife olunca Tuleyha Medine'nin yolunu tutmuş, af dilemiş ve İslam'ı kabul ettiğini bildirmiştir. İddialara göre halife onu karşısında görünce "Ey aldatıcı hilekar, söyle bakalım kahinliğinden geriye ne kaldı?" diye bir soru sormuş. Tuleyha da körükle bir veya iki kez üfürmek diye bir karşılık vermiş ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getirmiştir. Yine anlatılanlara göre Hazreti Ömer ona peygamberlik iddiasıyla ilgili bir takım sorular sorup konuşturmak isteyince Tuleyha da "Ey müminlerin emiri, bunlar küfrün fitnelerinden ibaret şeylerdir. İslam hepsini ortadan kaldırdığına göre bunlar için beni azarlaman doğru değil" şeklinde bir karşılık vermiş ve konuyu kapatmak istemiştir. Neticede Hazreti Ömer onu affetmekle birlikte özellikle de Ukkaşe ile Sabit'i öldürmesinden dolayı kendisine sempatiyle bakmayacağını söylediğinden de bahsedilir. Yine iddialara göre Tuleyha İslam'ı kabul ettikten sonra Hazreti Ömer onu Irak cephesine göndermiştir. Aynı zamanda onun büyük bir cengaver olduğunu hatırlatmış ve komutanlarının onunla istişare etmelerini ancak kendisine yetki vermemelerini de tembihlediğinden bahsedilir. Bu aşamadan sonra iyi bir savaşçı olan Tuleyha'nın orduya büyük katkılar sağladığı, özellikle de Kadisiye ve Nihavend savaşlarında büyük yararlılıklar gösterdiği iddia edilmiştir. Kimi yorumlara göre peygamberlik iddiasının kötü izlerini veya algısını değiştirebilmek için, silmek için kabilesiyle beraber cengaverce savaştığına dair de iddialar dile getirilmiştir. Bir rivayete göre Tuleyha Celula Savaşı'nda piyade birliklerine komutanlık yapmıştır. Ayrıca Celula Savaşı öncesinde de keşif kollarında görev yaptığına dair bir iddiadan bahsedilmektedir. Yine rivayetler arasında Tuleyha'nın Nihavend Savaşı'nda öldürüldüğü ve mezarının da bugünkü İsfahan'da bir köyde bulunduğuna dair çeşitli iddialar vardır. Bir başka iddiaya göre ise Tuleyha Azerbaycan tarafına gönderilmiş, burada mücadele ettikten sonra kabilesine dönmüş ve yurdunda ölmüştür. Evet değerli dostlar, Tuleyha ile ilgili haberlerin özeti bunlar. Ancak diğer tarihi haberlerde olduğu gibi rivayetlere dayalı olan bu iddiaların ne kadarının doğru olduğu konusu ayrı bir muammadır. Neticede bu rivayetler tek yanlı olarak bizlere nakledilen haberlerdir. Biz eldeki verilere göre konuşmak durumunda olduğumuz için çıkan tabloyu sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.